Herkese merhaba. Bu hafta Proje Yönetimi ve Ortak Dil adlı yazımın seslendirmesini gerçekleştireceğim. Bu yazımı uzun zamandır proje yönetimine eğitimleri veriyor olmamdan dolayı deneyimlerime dayanarak, gözlemlerime dayanarak kaleme almıştım. Şimdi paylaşayım. Yakın bir geçmişe kadar proje yönetiminin sadece proje bazlı çalışan departmanların, yani ağırlıklı olarak hep proje yapan birimlerin ve hatta firmaların yapmasının doğru olduğu düşünülmekteydi. Özellikle içinde bilgi teknolojileriyle ilgili işler olan projelerde iç müşteri veya yani iş birimleri sadece bilgi işlem departmanından talepte bulunur, projenin önceliklendirilmesi, planlanması, yürütülmesi ve takibi konusunda söz hakkına sahip olamazlardı. Bu yüzden iş birimlerinin proje planlamasına, takip etmesine gerek olmadığı düşünülerek bu birimlerin proje yönetimi eğitimi almalarına da gerek duyulmazdı. Gerçekten çok fazla iş birimlerinden değil, öncelikle hep IT departmanlarından eğitimlerimize gelen insanlar olurdu. Zaman içinde bu değişikliğe uğradı. İşte onu paylaşıyorum. Hatta bazen bir birimin yöneticisi tarafından eğitime gönderilen bir iş birimi temsilcileri, yani çalışanları, biz proje yönetmiyoruz ki niye bu eğitimi alıyoruz şeklinde tepki gösteriyorlardı. Hatta eğitime bana tepki gösteriyorlardı. Geçen zaman içinde proje yönetiminin herkesin aynı dili konuştuğu ortamlarda işe yaradığı anlaşıldı. İş birimleri ve üst yönetimin desteği olmadan ve hatta doğru yerde doğru desteği sunmadıkları sürece projelerin başarılı olmayacağı daha net görüldü. Son yıllarda bankacılık, telekomünikasyon, sigortacılık, otomotiv firmalarının iş birimlerinden de proje yönetim eğitimlerine katılımların arttığını gözlemliyorum. Bu sektörlerde daha çok dediğim gibi IT departmanlarından katılımlar olurdu. Hatta bu birimlerden katılan pek çok kişi kesinlikle daha bilinçli. Projelerin bir ekip çalışmasıyla başarıya ulaşacağına, ortak dili konuşmanın önemine inanan kişiler. Daha da önemlisi katılımcılar PMP sertifikası konusunda bilgi sahibi ve sınava girme motivasyonuna sahip kişiler oluyor. Daha bu hafta, şu anda ayın 18 Ağustos'ta çekiyorum bu videoyu. Bu hafta içinde büyük bir firmanın pazarlama ve satış departmanıyla benzer bir toplantı yaptık ve o satış departmanı yaklaşık 60 kişilik bir ekip proje yönetimiyle ilgili eğitimler almak istediklerini belirtmişler. Bununla ilgili bir eğitim organizasyonu gerçekleştireceğiz. Eski yıllarda satış ve pazarlama departmanlarından eğitimlere gelince bu eğitimin çok teknik olduğu, pazarlama departmanlarında bu kadar projenin detaylı planlanmadığı ve buna gerek olmadığı düşünceleri vardı. Artık görüyorum ki ihtiyaçlar yavaş yavaş değişiyor. Yalnız bence yetmiyor, bir eksiklik var. Bir eksiklik var, onu da şöyle tanımladım ben bu yazımda. Şu an eğitimlerime katılanların ağırlıklı olarak bilfiil projede çalışanlar veya iş birimi temsilcilerinden oluşuyor. Fakat bir projenin başarıya ulaşabilmesi için üst yönetimin de desteği çok önem arz ediyor. Üst yönetimin bir proje yönetimine ne zaman finansal ve politik destek sağlaması gerektiği konusunda bilgi sahibi olması projenin başarısı açısından çok önemlidir. İşte bu da aslında yavaş yavaş değişiyor. Yani ekip üyeleri katılırken yanlarında yöneticilerle beraber katılmaya başlıyorlar. Üst yönetimden de katılımlar oluyor. Ve bizim 2017'de başlattığımız bir uygulama var. Proje yönetimi VIP dediğimiz, sadece genel müdür ve genel müdür yardımcılarına yönelik eğitimler gerçekleştiriyoruz. Böylece üst yönetim olarak stratejilerin projeleri nasıl etkilediğini anlamalarını sağlamak üst yönetimin ve projeyi yapan ekiple üst yönetim arasında ortak bir dil birliği oluşturmak. Bu konuda eğer bir talebiniz olursa aşağıda gördüğünüz numaradan İstanbul Kurumsal Gelişimi arayabilirsiniz. Yazıma devam edeyim. Eğer proje yöneticileri üst yönetimin desteğini alamıyorlarsa projenin başarı şansı yok gibidir. Bir şirketteki bütün projeler şirketin stratejik kararlarına göre ortaya çıkar. Stratejiyi belirleyen de üst yönetim olduğuna göre aslında projeler üst yönetimin etkisiyle hayata geçer. Bu durumda projelerin yönetilmesi için akla ve mantığa uygun kuralların, kabul görmüş metotların yani uygulanmasını üst yönetimin de desteklemesi gerekmektedir. Evet, sözün özü diyelim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir projenin başarısı üst yönetimden son takım üyesine kadar herkesin aynı dili konuştuğu ortamlarda
daha fazla garanti, altın alınır. Proje yönetimine bilimsel açıdan bakarsak ortak dil esastır. Kişi ve kurumların ürettikleri farklı terimler kafa karışıklığına ve kaosa sebebiyet verebilir. Bu yüzden eğitimlerinde iş birimleri, IT departmanları, üst yönetim, ekip üyeleri bir şekilde proje yönetim kurallarını ya da ortak dili bilmesi lazım ki projeyi başarıya götürebilsinler. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Bu videoları hazırlarken Savaş Bey'le yazdığımız kitabımızı referans alıyorum. Hayatımız Proje, Proje Yönetiminin El Kitabı adlı kitabımızı 65 lira ücret karşılığında web sayfalarımızdan tedarik edebilirsiniz, satın alabilirsiniz. Adresinize imzalı bir şekilde göndereceğiz. Projenizde başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.